Tarım dediğimizde Bursa, biz eskiden hani Bursa'dan işte sütüydü, yakın gidildiğinde böyle oradan köy ürünleri alınırdı ama artık öyle bir şey de kalmadı. Yani Bursa'nın o özelliği de yavaş yavaş yitiyor mu, yitiriliyor mu? Bununla ilgili vatandaşın sıkıntısı ne? Kaldı mı Bursa'da köylü? Şimdi ben iki tane yaşadığım olayı anlatarak başlamak Buyurun. istiyorum. Bir tanesinde bizim dağ köylerimize bir seçim çalışmasında gittik. Çıkarken de köyün muhtarından yavaş dedim ki işte biraz köyden yumurta falan varsa dedim alayım. Giderken de götürelim. Muhtar dedi ki ya bende var ama dedi gelirken dedi işte bir marketin adını söyledi. Oradan aldım dedi. Bir zincir marketin. İstiyorsan vereyim götür dedi. Yani köyde yumurta bile, köy yumurtası bile bulmakta zorluk çekiyoruz. İkinci yaşadığım anı Karaca benim köyünde yine bir saha çalışması yapıyoruz. Köyde domates üretiyor, soğan üretiyor. Fakat tarlada kalıyor. Özellikle bu yaz onu yaşadık. İşte 40 kuruştu bahsettim biraz önce. Yine Mustafa Kemal Paşa ilçemizin Yeşilova köyü var. Orada domates bir fiyat veriliyor baştan. Ama o fiyat tut daha sonra o fiyat tutmuyor ve köylünün ürün tarlada kalıyor. Bunu köyde konuşurken karşıda köy bakkalı vardı. Ona mikrofona seslendim. Yani mercimek var mı dedim. Var. Bir rica ettik. Getirdi mercimek. Çevirdi arkasına baktı. Kırmızı mercimek. Made in Kanada. Kanada'dan geliyor. Şimdi Kanada'nın Türkiye'ye en yakın olduğu noktası 8800 kilometre, 10 bin kilometre. Ortalama 10 bin kilometrede ki Kanada mutfağında bir mercimek yemekleri gibi kültür yok. Öyle bir mercimek yemeği, işte çorbası, diğer mercimekle yapılan yemeklerle ilgili bir yemek kültürü yok. Ama Kanada sırf ihraç etmek için üretiyor. Ki çiftçi sayısı herhalde bizim çiftçimizin onda biri kadar değildir nüfusuna baktığımızda. 10 bin kilometreden, 10 bin kilometreden Türkiye'ye mercimek gönderiyor. Zarar etmiyor. Oradaki toptancı, işte taşıyan gemi, bizim ithalatçımız, ambalajı, toptancısı vesaire haliyle bakkal 3-5 kuruş kazanacak. O da kâr ediyor, bir sorun yok. Ama işte Karaca Bey'in Çavuş Köyü'ndeki ya da Mustafa Kemal Paşa'nın bir köyündeki çiftçimiz oradaki ürünü alıp pazara ya da hale getirince zarar ediyor. Burada bir plansızlık var, programsızlık var. Yani traktör kapıda çürüyor. Evet. Ya traktör kapıda çürüyor. Orada girdi maliyetler işte mazotundan, gübresinden, ilacından, sulamasından. Bu bilinçli bir şey olabilir mi? Yani bunları söylemek, yani öngörüsüzlük de en hafifiyle öngörüsüzlük. Çünkü en pandemi bize şunu gösterdi. Yani kendi kendinize gıda olarak yetebiliyorsanız hayatta teknoloji, sanayi, ekonomi evet her şey sıkıntıdır ama kendi kendinize gıdanıza yetebiliyorsanız, suyunuz varsa kapanabilirsiniz. Şimdi bunu yapabilme imkanımız varken neden bir bağımlılığa dönüyoruz? Arada kazananlar yani çiftçi değil, vatandaş değil. Bunu anladık, tarlada duruyor. Köylüye bununla ilgili projeleriniz var mı? Halk ne diyor? Yani bir köylüye elektriği, suyu, oradaki imkanlar sağlansa en azından çiftçilere bize de daha uygun ürünler gelse olmuyor mu? Şimdi zaten bir önce söylediğim gibi buradaki plansızlık da oradan başlıyor. Yani insanlar aslında doğduğu yerde mutlu olsa orada yaşamak istiyor. Orada da doysa yani, keşke evet, doğduğu ama yerde. Ama şimdi köylerde eğitim sorunu var. Çocuklar orada artık eğitim alamıyor. Okullar kapatıldı. Oradan bir göç başlatıldı. Arkasında gençler köyleri terk etti. Hatta bazı gençler bize espri yapıyor. Köyde kalsak evde kalacağız diyorlar. Yani yaş ortalaması çok yüksek. Üretim oralarda teşvik edilip daha planlanması gerekirken yapılmıyor. İşte az önce anlattığım gibi tarım girdiler. O kadar yüksek ki, o kadar yüksek ki. Bir de plansızlık işte. Bu dönem bakıyorsunuz patates çok iyi fiyatlara satılıyor. Önümüzdeki yıl bir bakıyorsunuz yerle bir olmuş, tarlada kalmış. Yani buranın da altına da üretici kalkamıyor. Şu an biz bütün öğrenim yaşamımız boyunca Türkiye'nin kendi kendine yetebilen dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu, işte 7 ülkesinden biri olduğumuzu söyledik. Ve illerin üzerinde de o meyveler, evet, sebzeler var, üretilenler evet, yerli malı evet, haftasında. Evet, evet. Böyle büyüdük hepimiz. Nerede ne olduğunu, şurada bu yetişirdi. Şimdi Kanada'dan mercimek. Gürcistan'dan yani saman alınır. Evet. Yani bu işte sonuçta işte şu an sütün litresi belli yerlere 9 lira, 7 lira, 6 lira. Ama şimdi, süt üreticine bakıyorsunuz mutsuz, mutsuz. Evet. İşte domates aynı şekilde serada 2 lira 40 kuruş diyor, 3 lira diyor, tezgahta 10 lira. Evet. Sayın Karaca şimdi yereli ikinci ayağına geçeceğim. Evet. İl çok önemli, evet. İlde başlıyor çalışmalar. Sonrasında vekil gönderiyoruz, milletin vekili diyoruz. Evet. Çok önemli. Yani milletin içinden olmalı ki milletin vekili olup derdini, sıkıntısını söylesin. Ki geçtiğimiz dönemlerde gördük hani kuru ekmek yiyorsa aç değil diyen vekilleri de gördük. Bundan evet, bahsetmiyorum. Gerçek anlamda halkın vekili olan insanlar meclise gidecek. Burada sizin dahliniz ne oluyor il olarak? Çünkü siz biliyorsunuz vatandaşı.
Yani Kocaeli bölgesinde, Sakarya bölgesinde, Bursa'da elbette ki genel merkezden bir takım isimler vardır ama sizin bir dahliniz oluyor mu? Yani bu insan buraya hizmet ediyor, seviliyor, iyi ya da gittiğinde gerçekten milletvekili olabilir noktasında. Bunu neden soruyorum? Çünkü Kocaeli'nde belediye başkanlarıyla, geçmiş dönemdeki vekilleriyle anılan bir il. Hizmet yapıyorsanız anılıyorsunuz. Buyurun lütfen. Şimdi tabii ki örgütler ne arzu ediyorsa o çerçevede vekiller belirlenmeli. Yani örgütün düşüncesi 12 ilçe var. 12 ilçedeki ortaklaşmanın sonucunda ön seçimse, örgüt ön seçimi istiyorsa ön seçim yoluyla belirlenmeli. Tahammül yoklamasıyla belirlenecekse tahammül. Bizim her zaman görüşümüz ön seçimden yana. Ön seçimle bu vekillerin belirlenmesini istiyoruz. Sandıktan korkmamalı. Siyaset yapan insanların sandıktan kesinlikle korkmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü taban bunu talep ediyor. Taban bunu talep ediyor. Bizim vekillerimiz çok başarılı vekiller. Bir tanesi biliyorsunuz İzmit Belediye Başkanı oldu. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili oldu. Bizim tek vekilimiz var Kocaeli'nde Tahsin Bey. Tahsin Bey haftanın 4 günü meclisteyse 3 günü sahada. Sahanın her yerinde toplumun bütün problemleriyle birebir ilgileniyor. İl ilçe örgütleriyle birebir temasta. Ama şunu söylemek istiyorum. Yeni nesil siyasetin içinde olması gerekiyor. Yani vekillerimiz de gençlerin önünü açmakta her zaman yardımcı. Yani gençleşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri gençleşiyor. Ben 42 yaşında il başkanı oldum. 43 yaşındayım. Ve ilçe başkanlarımın hepsi Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında emek vermiş, mücadele etmiş kardeşlerimiz. Hepsi şu an ilçe yönetimlerinde. Duyarlı insanlar, partinin tabanını biliyorlar, yöreyi biliyorlar, yörenin dertlerini, taleplerini biliyorlar. Bu bağlamda da ortaklaşarak, karar vererek bunları belirleyeceğiz. Şimdi Kocaeli'nin sorunlarından bahsetmek isteyeceğim yine. Kocaeli'nde 12 ilçe var demiştik. Bir tanesi İzmit Belediyesi bizde olan Karamüsel. Karamüsel'i az bir farkla kaybettik. Karamüsel'de Kızderbent, evet demin vardı şeyde, Kızderbent'te yapılmak istenen taş ocağı. Hani sormuştunuz ya Kocaeli örgütü sabah kalktı mı ne yapar? Mesela balık, Karamüsel'e gittiğimiz zaman Karamüsel balığıyla anılır biliyorsunuz. Vira Bismillah dediği zaman balıkçıların yanındaydık bütün örgüt olarak. Kızderbent'te köylü, Kızderbent halkı taş ocağına hayır dediğinde onun yanındaydık. İşte Baldur işçileri sendikalaşma yüzünden işten atılan arkadaşlarımız olduğu zaman işçilerimizin yanındaydık. Burada da aynı böyle bir problem var. Yalova ilinin Karadere ve Kınalı sulama içme suyu barajına malzeme temini için Kızderbent, Karamüsel'in Kızderbent mahallesinde taş ocağı yapmak isteniyor. Ve burada bütün siyasi görüşe sahip bütün siyasi partiler bu işin olamayacağını söylüyor. Orada da bir toplantı yapıldı. Biz bu toplantıya da katıldık. Bu toplantıda da görüşümüzü belirttik. Biz Kızderbent halkının yanındayız. Yani biz Sayın Genel Başkanımız diyor ya, ezilenin her zaman yanında olduğumuzu, işçinin, emekçinin, ezilenin, yoksulun her zaman yanında olduğumuzu, çözüm üreten bir yapıya sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıyeten Kocaeli'nin, Kocaeli'yi bilenler, İzmit'i bilenler bilecektir. Eskiden beğendik arazisi vardı. Sahil yolu denir. Sahil yolunda İzmit'in çöpleri orada toplanırdı. Ta ki sosyal demokrat belediyecilik anlayışı Sefa Bey döneminde çöp fabrikası yapıldı ve o İzmit'in içinden geçerken o koku kaldırıldı. Ve bu yaklaşık 20 sene oldu. Bu İzaydaş ömrünü tamamladı. Artık İzaydaş'tan ciddi rahatsız olan bir kesim var. Alikahya beldesi, Ordulu vatandaşlarımızın yaşadığı bir belde. İzaydaş'tan akan sudan dolayı, pis kokudan dolayı ciddi rahatsızlar. Şimdi planlama, yine diyorum ya, başa döneceğim. Kentlerin bir metropolitan planları olmalı.
Bununla ilgili siyasi iktidarın çözüm üretmesi gerekiyor. Yeni bir çöp tesisi. Sizin böyle planlarınız var mı? Yani il böyle bir planlama yapıp merkeze Kocaeli için 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık bir hedef belirleyip bir plan, aşama aşama böyle şimdi, plan ve çalışmalarınız var mı? Tabii bizim çevre komisyonumuz bu konuda çalışıyor. İçinde çeşitli toplumun her kesiminden, her sivil toplum örgütünden insanların bulunduğu, her meslek grubundan insanların bulunduğu ekibimiz var. Bunlar çalışma yürütüyor. Bunlarla ilgili görüşlerimizi belirtiyoruz. Daha önceden Umuttepe'ye yapılacaktı bu çöp fabrikası. Biz bununla ilgili net tavrımızı koyduk ve oraya yapılmasından Umuttepe denen Kocaeli Üniversitesi'nin olduğu bölgeye oraya yapmayı düşünüyorlardı. Fakat bununla ilgili Avrupa'da bunun Avrupa'nın da çöpü var sonuç olarak. Her ülkenin çöpü var. Her şehrin çöpü var. Bunların örneklerine bakmak gerekiyor. Ona göre çözüm üretmek gerekiyor. Karamüsel demişken söz etmeden geçemeyeceğim. Battı çıktı meselesi. Şehrin içinden Karamüsel'den Yalova'ya giden herkes bilir ki o çilekeş Karamüsel'in içinden geçmek mümkün olmayan, bitmeyen bir proje. Önceki müteahhitin kaçmasıyla, yani işi bırakmasıyla, daha sonra yeni müteahhit. Yani burada projeler 2-3 sene bitmiyor. Şehir hastanesi de keza öyle. Şehir hastanesi mağdurları var Kocaeli'nde. Yani bunlara çok dikkat çekmek istiyorum. Şimdi diyorlar ki pandemi hastanesi yapacağız. 128 milyon. Yahu arkadaşım gel şu şehir hastanesini bir bitir. Ondan sonra pandemi hastanesi mi yapacaksın? Onu da yap. Ama ilk önce şehir hastanesini bir faaliyete geçir. Çünkü bir sürü mağdur insan var orada. Bu insanların mağduriyetleri bir şekilde karşılanmalı. Sayın Valimizle görüştüm bu konuyu. Sayın Valimiz firma yetkilileriyle görüşmüş. Sene sonu itibariyle biteceğini söylüyorlar. Biz de yakinen takibini yapıyoruz. Bir konu çok önemli, Sosyal Demokrat Belediyecilik. Buradan Ekrem Bey'e de teşekkür ediyorum. İzmit'te sosyal konut projesi İzmit Belediye'mizle birlikte Kiptaş'ın Kocaeli'nde 143 konut yapıyor İzmit'te. Bu da bayağı bir ses getirdi. Kocaeli'nde bunu yapınca hatta İstanbul Meclisi'nde de ses getirdi. İzmit'te de ses getirdi. Ya işte Ekrem Bey'in başka işi yok mu? Niye işte İzmit'e bunu yapıyor? Bu yardımlaşma olacak arkadaşlar. Evet. Kimse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rize'ye bir şeyler yaparken sesini çıkarmıyordu da şimdi niye çıkartıyorsunuz? Bu yardımlaşma olacak. Ekrem Bey de kendileri de söylediler. Daha birçok projede Fatma Hanım'la birlikte Kocaeli'nde birçok projeye imza atacaklar. Kendilerinin kent konutunun durumu ortada. Bizim sosyal belediyecilik anlayışıyla yine geçmişe dönüp örnekleme vermek istiyorum. İzmit'te Yuvam İzmit projesi vardır. Eski belediye başkanımız Fikret Toker'di bunun başında. İşte Sefa Bey döneminde yapılmış bir projedir. Ve gerçekten sosyal konuttur. Yuvam İzmit başarılı projelere imza atmıştır. Kendilerinin kent konutu başladığı projeleri bitirememiş konumdadır.